Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamın aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi değerli dostlar ve güzel insanlar, emeklilik fonlarının alım yaptığı hisseler bizim için neden önemlidir biliyor musunuz? Çünkü emeklilik fonları diye bir fon var ve o fonlar e, belli başlı hisseleri alıyorlar. Yani bunlar e, ismi üzerinde emeklilik, yani emekliye ayrılmak isteyen yatırımcıların e, hesaplarında Böyle belli başlı hisseleri alıp orta ve uzun vadede bekletiyorlar. Ama şimdi öncelikle burayı geçelim. Yani bu benim şahsi fikrimdir. Bir de e, emeklilik fonu nedir diye ben de bilmiyorum değerli dostlar. Ben de senin gibi bilmiyorum ve araştırmaya aç bir adam olarak hemen böyle Google'a e, emeklilik fonları nedir diye arattırdım. Dedim ki emeklilik fonları nedir abicim? Bu öncelikle bana bunu göster ki. Ben de bileyim ki ha emeklilik fonlarının almış olduğu bazı hisseler var. Onları da takibi alayım. E şimdi biz öncelikle bir önceki videoda bazı şeyleri söyledik. Dedik ki birincisi yabancıların alım yaptığı ve topladığı hisseler bizim için önemlidir. İkincisi aracı kurumlarının alım yaptığı hisseler ve topladığı hisseler bizim için önemlidir. Üçüncüsü yatırım fonlarının bakın yatırım fonlarının alım yaptığı hisseler ve topladığı hisseler bizim için önemlidir. Şimdi de dördüncü olarak emeklilik fonlarının alım yaptığı ve topladığı hisse senetleri bizim için önemlidir. Yani burada totalde 4 tane veriye bakarak yani açıkçası ya hocam hepsi de farklı farklı ise değil işte öyle değil. Yani bu dört tane ana başlık adı altında birikilen başlı başına ilk 5'te ilk 10'da o listede ilk 10 içerisinde olan her dördünde de ilk 10 listesinde olan hisseleri seçtiğimizde, derlediğimizde, filtrelediğimizde belli başlı bazı hisseler çıkar. İşte teknik analiz bilmesen bile sana %1 milyon kazanç sağlayabilecek veriyi açıklıyorum sana. Yani bu stratejiyi bilirsen senin borsada zarar etme ihtimalini söyleyeyim mi? 20 Evet, 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 evet. Abarttım biraz ama yüzde yirmi gerçekten yüzde yirmi. Yani yerini yani endeksi falan tatmasak seni zarar etme ihtimalin yüzde yirmidir. Yani çünkü adamlar ne diyor orta ve uzun vadede. Yani bunları yatırım fonları, emeklilik fonları, bunlar, bu hisseleri söyleyince Bunların bilançosuna bakıyorlar, sağına bakıyorlar, soluna bakıyorlar. Kısa vadedeki hareketlenmelerine baz almıyorlar yani dikkate almıyorlar bunları o yüzden orta ve uzun vadede karlılığı önemli olan büyümesi olan hisseler e ve borçluluğu ödenebilecek seviyede yani temel analiz verileri dediğimiz o verilerin üstünde bir performans sergilen hisseleri seçiyorlar. O yüzden bir de bunlara bakalım. Bunlar hangi hisselerdir? Bu emeklilik fonları bizim için ne ifade ed ediyor değerli dostlar? Yani bunlar hangi hisseleri almışlar? Bunlar bizim için önemlidir. Yani sen bu stratejiyi bilirsen Allah'ın izniyle zarar etme ihtimalin çok düşük olur. Yeter ki bilinçli yatırımcı ol abicim. Ve yeter ki yani hepimiz yani hisseler endeks düşer, hisseler düşer. Çok fazla bir şey beklemeyin. Yani e, senin isen de düşer, benim isem de düşer. Ama önemli olan hedefini bilmek. Önemli olan o ise de biraz beklemek. Yani birisinden 3 gün beklesin, birisine 2 ay beklesin, birisinden 5 ay beklesin, birisinde 6 ay beklesin. Hepimiz bekliyoruz. Beklemiyor muyuz? Aselsan'da 1,5-2 aydır bekliyorum. Daha %7 yapmış ya. Anlatabiliyorum yani beklenilebilir. Beklenilebilir. Yeter ki hedef görür. Yani biraz abarttın ama e, biz de bekliyoruz abicim biz de bekliyoruz. Yani iki ay beklediğimiz hisse de oluyor. Yeter ki hedefini bilelim tekniğin çalışmasını bekleyelim. Şimdi her neyse emeklilik fonları değerli dostlar. Yani burada 6 ile hatta şöyle bir yapalım bir e, Ekim ayını baz alalım. Ekim ayında en çok alım yapılan hissesini Bakın tüpraş var abicim. Garam var. Şişe var. Erehli var. Proto var. Bimaş var. Saol var. Mavi var. Anadolu Sigorta var. Enkay var. Otkar var. Türk Telekom var. Türk Hava Yolları var. İşdemir var. Migros var. Indes var. Aselsan var. Logo var. Pegasus var. Göbre Fabrikası var. Oza var. Aygaz var. Türk Traktör var. Enerjisa var. Tekfen var. Galata Ving var. Kozal var. Kors var. Gibi 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 gidiyor değerli dostlar. Şimdi yani buradaki hisseler açıkçası yabancıların en çok alım yaptığı hisselerdir de aynı zamanda yatırım fonlarının en çok alım yaptığı hisselerdir de ve e, aracı kurumların alım yaptığı hisselerdirdir de, de. Yani bunları bilmek gerekiyor. Demek ki aslında A çok belidir işte töpraştır şişedir, ereğlidir, frotodur, sağoldur, bimaştır, mavidir. Ya bunlar hepsi aynıdır. İşte işte portföyümüzü de açıkçası yani benim şahsi görüşümdür. Portföyümüzü de bunlarla ilgili yani en azından burada 10 tane ise varsa 7'sini portföyümüzü bunlara ayırabilme ihtimalimiz yüksek olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Örnek diyorum ya hocam da şimdi 7 tane hisse buradan 3 4 tane hisse var. Ben bilmiyorum. Benim 50.000 TL param varsa benim şu an şu an keşke olsaydı paramız yok. 50 bin TL param var ise 50.000 TL çok değil ha 50.000 TL herkesin var bir benim yok. 50.000 TL paramız varsa abicim yani 5 milyarı örnek diyorum ben kendi adıma benim 50 milyarım varsaydı 5 milyarı tüp raşa koyardım. 5 milyarı şişeye 5 milyarı erehliye 5 milyarı frote örnek diyorum ha yani tabi bunları değerlendirmek gerekiyor. Şimdi biraz daha ayrıntısına geleceğiz 5 milyar bimar 5 milyar sağol 5 milyar mavi ondan sonra 5 milyar Anadolu Sigorta, 5 milyar Enkay, ondan sonra Aselsan nerede? 5 milyar da Aselsan. Bunlara koyardım. Totalde kaç tane yapıyor? 10 tane. Tamam mı? Ama e, portföyümde de ya portföyümün dışında da ben de nakit olsun yani bir 10 bin 20 bin nakit olsun ki e, yarın öbürsü gün lazım olduğunda bunları bozmayayım karışmayayım bunlara yani burada örnek diyorum. Bu 3 tane hisse çöp oldu. %10 zarar. Yani bence işini bilen adam %10 zarar görmesi imkansızdır. Stop loss'unu koyarsan senin bu tarz hisselerde zarar etme ihtimali bence bana göre yok ha. Ya ben tüpraşta ben nasıl zarar ederim ya? Ben şişede nasıl zarar ederim? Ben zarar etmem. Yani maletimin aşağısına gelebilir. Ben zarar etmem abicim. Demem yani. Ancak batarsa şirket ben zarar ederim ya da çok kötü endeks sıkıntısı yaşarsak zarar ederim. Etmeyiz yani. Sen bir gün bir hafta süre zarfı içerisinde bakarsan valla zarar edersin. Ben sana bir şey söyleyeyim ama hedefini bilirsen o zarar değil abi. Ben sana onu açık bir şekilde söyleyeyim. O şekilde bekleme gerekiyor. Böyle bir strateji uygulamak gerekiyor. Üç tane hisse çöp mü oldu? Bu iki tane hisse seni kaldırdı mı? Yüzde on mu gitti? Örnek diyorum ben ben kendi adıma söylüyorum. Bunu çıkarayım. Bana bunu çıkarayım. Aselsan mı çok düştü? Aselsan'a biraz ekleme yap. Hop maliyetim aşağı geldi. Ondan sonra bu garanda da güzel bir kar yetmiştim. %10, %7, %15 fark etmez. Şişe mi düşmüştü? Şişeye ekleme yapacağım. Bu şekilde. Ve bir anda baktığında bu strateji sürekli yaptığında yaklaşık 5 ay, 6 ay, 7 ay, 1 yıl sonra baktığında o 50 bin açıkçası sana 100 bin olarak geri yansımıştır benim şahsi fikrimdir. Keza kimse kimseye bu parayı vermez. Vallahi billahi vermez. Ben sana açık bir şekilde söyleyeyim. Her neyse şimdi lot farkına yani iki tarih arasındaki lot farkına bakalım. Şimdi iki tarih arasındaki lot farkına baktığımızda değerli dostlar Aksen ilk sırada. Garanti ikinci sırada. Şişe üçüncü sırada. Petkim, Türk Telekom, O. Saol, Enkai, Dardanel, Tursk, Galata Yataş, Yataş, Bimaş, Enerjisa, denil, bunlar arasında yerini alanı hisseder. Yani bunların da ekran görüntüsünü alabiliriz. Hatta Logo, Sele, Çektaş, Akgert, Ports, Indes, Kervangıda, Koç Holding, Oyak Cimento, bunları da bakarsın. Yani ondan sonra derlersin. Aa burada mesela kardeşim örnek diyorum. Ford Auto vardı. Vessel vardı. Ya da Tüpraş mı vardı, esen mi vardı? Burada ne yapacaksın? Şöyle bir düşünceye kapılabilirsin abicim. Yok benim için Dardanel daha iyi. Onu da diğerlerini eleyip Dardaneli ilk sıraya koyabilirsin. Ondan sonra şişeyi ilk sıraya koyabilirsin. Bu şekilde böyle bir strateji geliştirebilirsin bana göre. Şimdi bu tarih arası çok uzun abicim. Özellikle bu son günlerde bu yatırım emeklilik fonu hangi hisselere yönelmiştir? Bu benim için önemlidir. Devamlı. Lot farkına baktığımızda Aksen, Şişe, Petkim, Ekge'ye, O, Türk Telekom, Enkai ilselerin ilk sıralarında yer alıyor. Peki TL bazında baktığımızda Kardemir'de birinci sırada, Erehli ikinci, Tüpraş üç, dört şişe, Garan beş, Bimaş altı, Fort Otu yedi, Türk Hava Yolları, Tuasu, Aselsan, Petkim. Bu on bire baktığımızda Garan'ı çıkarıyorum. Garan beni bana hitap eden bir Hisse değil. Yani burada 10 tane hisseye baktığımızda açıkçası hepimizin bildiği hisseler. Yani bir de daha hızlı hareket edebilen hisse senedine baktığımızda. Bak mesela burada Pegasus var. Güzel olabilir. Otkar var. İşdemir var. Anadolu Sigorta var. Turksu var. Enkayi. Türk Telekom. Bunları da ekstradan izleme listesine alabiliriz. Tabii bizim amacımız ee, kesinlikle fikirlerinizle, düşüncelerinizle oynamak değil arkadaşlar. Sadece bilgi amaçlı paylaşıyoruz. Yani ne diyoruz arkadaşlar? Emeklilik fonları bu hisseleri alıyor diyoruz. Bu hisseleri sen al, sen sat diye bir tabir kullanmıyoruz. O yüzden bu emeklilik fonları bizim için önemlidir. Bunlar gerçekten çünkü hem emeklilik fonları bu hisseleri alıyor, hem yabancılar bu hisseleri alıyor, hem aracı kurumları bu hisseleri alıyor hem de yatırım fonları bu hisseleri alıyor. Bir de ekstradan bunun beşincisi var. Yani küçük yatırımcı ben sen o bu şu. Gerçi ben sen bunları almayız. Niye? Çünkü biz gideriz en saçma hisseyi buluruz. En hızlı güya şirketi buluruz. Gideriz gireriz oraya batarız çıkarız. Falan bu ise olmadı gideriz bir başka ise çünkü bakarız bir ise o kadar düşmüş ki diyeceğiz ki bundan daha aşağısı yok ona da gireriz ona da bir zarar ederiz böyle güzel bir zarar edeceğiz ben ne sen? E biz böyleyiz. Biz böyle hisselere yatırım yapmayız ki. Biz kimiz ki yatırım Ya kareden şirkete bizim ne işimiz var? Yani biz bu tarz hisselere ya abi görmedik ki. Bilmiyoruz ki. İlla gideceğiz dünyanın en saçma hissesini ben bulacağım yani. O hisseyi ben mutlaka bulacağım. Hangi hisseyinin düşmesini istiyorsan söyle bana ben alayım. Yani ben ben aldığım her hisse düşer abi. Ben sen öyleyiz ama adamlar alır. Buradaki hisseleri alır. Keza alıyorlar. Bak Kardemir almışlar. Ereğli'yi almışlar. Ereğli bütün taramalarda çıkmış abicim. Ama ben almam sen almasın. Değil. Öyle bir alırım ki. Malatya ne kara be. Valla ve bin avan verdin. Valla ve bu saat be. ve kaş be. şirin be. Eşler abicim de. Daha iyiydi. Valla. Asa Sancı yani gitmiyordu. He. Gitmiyor değil. Ya düşecek de kalkacak da gidecek de. Elbet yani girdiğin yer önemlidir. Ereli. Gidiyor mu gitmiyor mu bakacağız bilmiyorum. Şişe. Gidiyor mu gidecek mi bilmiyorum. Enkay. Cemtaş. demir Gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum. Yani ben sadece bir konuşmacıyım burada. Yani burası benim alanım. Bırak da ben istediğim şeyi konuşayım abicim. Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden inşallah giderler. İnşallah bizimkiler de gider. Bizim hisselerimiz de gider. Biz de çok zarar ettik sizler gibi. Hatta biz sizden daha çok zarar ediyoruz abicim. Ben sana onu söyleyeyim yani. Sen yine iyisin ha. Ben senden daha çok zarar ediyorum. İnan bana. İnan bana ben senden daha çok zarar ediyorum. İnan bana teknik analizciler sizden daha çok zarar ediyor. Ben sana onu açık bir şekilde söyleyeyim. O yüzden moralini bozma. Dünyanın sonu değil. Bunu bil. Senden daha kötüleri de var bunu sana açık bir şekilde söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Yani bu videoyu beğenirsen ya yani bu emeğin karşılığını bu beğeni tuşuna basarak verebilirsin. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Güzel dost, güzel insan. Güzel insanları severiz abicim.